şöyle bir durum var. Son bir yıldır Altay bu büyük hataları biraz daha fazla yapıyor. Yani büyük hatalardan gol yedirme sayısı ya da frekansı bir tık fazla gibi. Ama genel performansını da çok yetersiz bulmuyorum ki mesela dünkü maça gelene kadar ki performansı, lig performansına baktım istatistik yönden. Hiçbir sıkıntı yok. Caner berbat bir savunmacı abi. Yaptığı hataların tamamen berbat bir savunmacı olmasıyla alakası var. Yani bak Fabioyu geldiğinden beri bu kadar kötü Görmedim. Fandaki Liverpool'a geldinden beri bu kadar kötü hiç görmedim. Fandaki berbat durumda. İnternetin Türkiye'ye geldiği yıllarda evet. etkin olan bir isimsin. <gülüyor> <gülüyor> hoş geldin. Hoş bulduk. Yani yine e, abi tişört linki yok mu? Tişörtlerinden biriyle buradasın. Yani tamam, Almış. Yani. Çok. Yani <laughs> çok, çok defalarca giydiğim tişört i̇lk yani defa giymedim, ki abi. Giymedin mi dedim. Bir de yani iki yıldır falan giyiyorum. E tamam. Bir de o link var mı? Yani hiçbir tişörtüm benim yeni olmadığı için o link var mı sorularının hiçbirine cevap veremiyorum e, bu abi. Bu maddi refahı da gösterir zaten. Yok yani. tam tersi. Yani son, yani yeni tişört almıyorum abi. Hep ki. Yani mı? benim 10 senelik bak benim 10 senelik tişörtlerime abi link var mı diyorlar. 10 hmm. sene önce almışım abi tişörtü. Mesela Kobe tişörtü vardı geçen çıktığım hmm. hatırlıyorsun. Hmm. 12-13 sene önce aldım. Belki daha bile fazla. Ee, az giyiyorum. Öz giyiyorsun. Ee, biraz öyledir benim. Öyle olunca alma ihtiyacı çok fazla olmuyor. Yani böyle yılda bir defa falan alırım ben. O yüzden benim hiçbir tişörtüm yeni değil abi. O yüzden de link veremiyorum hiçbiriyle alakalı. Anladım. Yani çok, çok, güzel bir açıklama oldu. Anladım, anladım. Yani bundan sonra yazmayayım mı diyorsun kısaca saat <laughs> böyle. <beğen>. Yani <laughs> link sorularına verecek cevabım yok. Anladım. Ya bunu söylemiştik ama. Yani söyle yani Şimdi bilmiyorum. Marka kaç tekrar marka vermeye mı? gerek yok hiç. Yani, Kopa dedik. E, dedin tamam. Tamam evet. <gülüyor> <gülüyor> Biraz tekzip ettik kendini ama olsun. Yani sonuçta bir link var, bir üretici var. Tamam evet var. Ama link bulabilir miyim değilim. Çünkü bunlar bitiyor abi. 4 sene önce almışım ben bu tişörtü. Anladım, Muhtemelen da. kalmamıştır yani şu anda ellerine. Sürekli Aynen. yenisini yapıyor onlar da. Öyle bir durum var. Derken... Futbol diyelim o zaman. E, diyelim hadi. E, yani fenerbahçe... Çok enerjiksin bugün. Öyleyim doğru. Erken geldim. evet Erken uyandım. E, Fenerbahçe-Karagümrük. Neden acaba? <laughs> fenerbahçe Karagümrük'le başlayalım. <laughs> başlayalım. 9 e, golli bir maç. Yani e, şimdi... Tabi bireysel performanslara genel değerlendirmeden sonra geçeceğiz ama yani Fenerbahçe'nin iç sahada kazanma geleneği geri döndü diyebiliriz. Yani Jesus dönemiyle birlikte Kadıköy'ün işte tekrar bir kale haline gelmesi. Hı -hı. En azından skorlar zaten bunu gösteriyor. İstersen bir Kadıköy performansı Fenerbahçe'nin genel İç saha performansı ile alakalı yorumla başlayalım. Sonrasında maçın genel değerlendirmesine geçeriz. İyi, yani önemli bir şey gösterdiler dün. Karagümrük için de yani aslında maç maçta alakalı birçok şeyi iki taraf açısından benzer şekilde konuşabiliriz. Ee, yani Karagümrük sürekli reaksiyon gösterdiği maçta yani şu öne geçiyorsunuz erken bir şekilde. Rakip iki tane gol atıyor. 2-1 öne geçiyor. Cevap veriyor size. 2-2 ee, yapıp 3-2 yapıyorsunuz. Rakip cevap veriyor. 4-3 yapıyorsunuz. Rakip cevap veriyor. Öyle bir ortamda 90 artı 5'te bir gol daha buluyorsunuz. Yani rakibin bu kadar cevap verdiği bir maçta tekrar o öne geçen golü kaydetmek, sürekli öne çıkmak, bir adım atmak önemli bir şey. Hele bunun sonuncusunu yani beşinci artı 5. golü 90 gibi uzatmaların böyle sonlarına doğru yapmak daha da önemli. Yani bu konularda iyi reaksiyon verdiğini söylemek lazım. Bir Karagümrük aynısını yaptı. Yani onlar için de tam tersi geçerli. Rakibiniz çok güçlü. Ligin şu ana kadar muhtemelen işte şampiyonluk açısından en ciddi yumruğu vuran takımlarından biri. E, i̇lk 8 9 haftalık periyodu itibariyle. Kendi evinde 7. Dek, 8. dakikada golü buluyor. Orada mesela cevap vermek çok kolay değil. Cevap veriyorsunuz öne geçiyorsunuz. Rakip cevap veriyor karşılık veriyorsunuz. Yani iki takım da birbirine çok iyi karşılık verdi e, dün. O reaksiyonlar çok iyiydi. Yani zaten bu da biraz işte 9 gol izlememize sebep oldu. Maç 9 gollük bir maç da değil normalde. Yani Karagümrük 4 gol atacak bir oyun oynadı mı? Bence oynamadı. Fenerbahçe'nin üretimi 5 gollük bir üretim miydi? Bence değildi. Yani 2,5 3 gol beklentisi çıkarmışlar toplam. 3 yani 2,5 civarından 5 gol bulmuşlar. O 2,5 3 arasındaki gol beklentisinin de 1,5 e, iki tane penaltıdan geliyor zaten abi. Yani akıl oyundaki üretim dün yeterli miydi? Değildi. Aynı şey Karagümrük için de geçerli. Karagümrük 9 tane ceza sahası içi topla buluşmayla bitirmiş maçı. 9 ceza sahası içi topla buluşmadan 4 gol çıkartıyorsanız siz zaten yani istisnai bir şeyler var demektir. Dün iki taraf adına da bence istisnai bir maç vardı. Yani 9 gollük bir maç değildi ama e, savunma hataları, yani stoper hataları, sol bek hataları, kaleci hataları e, onların da çok belirleyici olduğu bir maç oldu. Bunların hepsi bir araya gelince 9 gol ama yani işte rakibin sürekli size reaksiyon verdiği ve beklenmedik bir reaksiyon verdi. Çünkü yani birçok insan maçtan önce Karagümrük'ün erken bir şekilde dalacağını düşünüyordu. Muhtemelen ilk golden sonra bu düşünce daha da arttı. Yani Andrea Pirlo'nun takımı çünkü böyle biraz helvavari bir performans sergiledi. Her ne kadar son haftalarda Fenerbahçe maçına kadar savunmayı biraz daha böyle düzgün yapmaya çalışan bir görüntü verseler de yumuşak bir takım abi. Yani e, sert bir takım değil çok fazla karagümlük. Öyle bir ortamda ilk yarıda daha 10. dakikada 1-0 bulan Fenerbahçe'ye karşı muhtemelen bu maçta 3'e 4'e 5'e farklı galibiyete gider diye düşündü ya da düşündürdü insanları. Oralarda verilen reaksiyonlar tabi değerli. Enteresan bir maç oldu ama güzel bir maç oldu. Yani 9 gollü maç, 5 dörtlük maçlar bir ligde bırak yani Türkiye Ligi olsun, Bundesliga olsun, Premier Ligi olsun yılda maksimum bir defa görebileceğin skorlar. O yönden izleyenlere keyif verdiğini söylemek lazım maçın. Ya şimdi istisna dedin ama dört büyüklerden üçünün oyun olarak eleştirildiği bir ortam var diyebiliriz yani. işte Trabzonspor'da, Beşiktaş'ta, Galatasaray'da taraftar sonuçta oyunu eleştiriyor. Hı -hı. Fenerbahçe'de pek böyle bir durum yok. Neyi farklı yapıyor? Yani neden sence fenerbahçe Jesus dönemiyle bu bağlamda biraz ayrıştı? Abi dünkü maç mesela eleştirebilir bence. Dünkü maç skoru aldı Fenerbahçe ama yani ufak bir geri adım olarak değerlendirebilir. Maçtan sonra mesela Jorge Jesus aynı şeyi söylüyor bence. Ee, yani galibiyet çok önemli. 5-4'te işte aynı. 1-0'da aynı. Ona dokuz kazansak da değişen bir şey yok bizim için diyor. Ama çıkarmamız gereken dersler var gibi bir açıklama yaptı mesela. Dün ufak geri adımlar söylenebilir. Yani mesela dün, dün pres çok fazla işlemedi Karagümrük'e karşı. Ya bunda Karagümrük'ün oyunu biraz daha farklı kurmasının da etkili olduğunu söylemek gerekebilir. Kaleciyle beraber üçlü bir savunma hattıyla oyunu kurdular. O Fenerbahçe basmakta biraz zorlandı gibi. O klasik 4 2 4üyle ile basmakta biraz zorlandı. Bence. E, ama sadece o değildi bence faktör. Yani sadece geriden farklı şekilde oyun kurarak Fenerbahçe'nin presini engelleyemezsiniz. Dün biraz enerji düşü vardı bence Fenerbahçe'de. Bu da normal değil. Mesela aynı şeyi söyledim. E, şeyde söyledi. Jorge Jesus da diyor. Yani bunu stoper attığı için söylemiş ama işte oyuncularımız yoruldu. Stoperlerimiz her maç oynuyor. Her maç 90 dakika oynuyor. Hataları biraz ona bağlamış. Ama bence dün bir enerji düşüşü de vardı Fenerbahçe'de. Sürekli hafta içi hafta sonu oynamaya başladılar çünkü. Ve Dünya Kupası'na kadar böyle devam edecek. Ee, ve dün Fenerbahçe'nin sahaya çıkardığı 11'de benim beklemediğim kadar Karagümrük gibi bir takıma karşı e, teknik kalitesi yüksek, fizik ve direnç kalitesi biraz düşük bir 11'di. Yani sol önde İrfan Can'ın, sağ önde Emre Moro iki tane teknik kalitesi çok yüksek oyuncu tercih etmesi. Sol bekte, dörtlü savunmanın sol bekinde Lincoln'u tercih etmesi. E, Joao Pedro zaten işte yani Joshua King'in yokluğunda Banco. Ama King'in de şey, Pedro'nun da fizik kalitesi sanki hala toparlayamadı sakatlık sonrası. Ben takımın direnç yönünden en e, olumsuz yönlerinden ya da zayıf halkalarından biri gibi gördüm maçta. E, yani o kadar fazla teknik kalitenin yukarı çıkması, Araunda yokluğunda takımın sanki fizik kalitesini biraz düşürdü. E, bu da pres kalitesini Karagümür'ün oyun kurmasıyla beraber biraz etkiledi sanki. E, ama yani... Fenerbahçe'nin bunu yapacak hakkı var şu anda. Yani çok çok iyi gittiler, gittiler, gittiler. Ee, bu tarz ufak geri adımlar kazandığınız müddetçeyle zaten çok ciddi bir sorun değildir. Ee, hoca da zaten yaptığı açıklamada yani gördüğü sorunların böyle küçük cümlelerle altını e, çizen e, vurgular yapmış benim gördüğüm. Peki Türknet'le haftanın en hızlısına geçelim. Kimi seçtik bu hafta? Ya aslında Ener Valencia'nın hettiri de ee, önemli tabii ve 10 gole çıktı oyuncu ama Mitch Batshuayi'nin oyuna girip ki son dakikalar yani 87, 88, 89 ocu vardı girip 90 artı 5'te girer girmez hemen etki gösterip takıma galibiyeti getirmesi e, onu bu yönden bir tık öne çıkartıyor. Peki direkt şöyle başlayayım o zaman Beşiktaş'ta olmamış gibi gözüken bir oyuncuydu sonuçta Batshuayi ee, burada evet. daha farklı bir algı var neden? Ya burada da olduğunu söyleyemeyiz abi şu anda. Yani e, çünkü bence mesela evinde çok ciddi bir sorun var. Neden diyorsun? E niye canım herkes memnun şu anda. Herkes memnun da abi, Ener Valencia gibi bir canavar var şu anda önümde. Tamam da. 10 gole imza atmış ve ikisi beraber oynayamaz. Yani e, onu hep söylüyorum ben. Ener Valencia ile bence Viminci Basray birbirinin ikamesi. Yani onlar birbirinin ikamesi. Joshua King ile Joao Pedro bence birbirinin ikamesi. Yani o ikiliden bir oyuncu, bu ikiliden de bir oyuncu genel tercih ediyor. Hatta mesela bak dün Batshuayi bu kadar oyuna geç almasının nedenlerinden biri de bu olabilir. Daha erken istedi bence. Joao Pedro kötüydü abi dün. Daha erken istedi oyuna Batshuayi ama onu erken bir şekilde oynalıp iki tane böyle 9 numarayla oynamanın takımı zayıflatabileceğini düşünmüş olabilir Jorge Jesus. 88 oyuna girmesi çok mantıklı değil dünkü maçta. Birbirinin ikamesi gibi geliyor bana. Bu şey demek değil. Hiç maça bu ikili ilk bir başlamaz demek değil. Başlayacağı maçlar tabii ki olacaktır. Muhtemelen olur. Ama hiçbir zaman bu ana plan haline dönmez. Ya da hiçbir zaman bu bir B planı haline dönmez bence Fenerbahçe'de. Ee, öyle olunca şimdi 10 gol atan bir Ener Valencia varken Michi Batuşay'ı bu gollerle bile etkileyiciliği çok yukarı çıkmıyor. O yüzden söylüyorum yani. Daha olacak mı bilmiyoruz ama bence Beşiktaş'ta da yani ne kadar olmamıştı ki? Yani ben onu geçen sezon bazı programlarda söyledim. Mesela Beşiktaş taraftarı çok fazla katılmadı. Abi olmamış 15 gol attı. Tam şu işte onların bir üçte birine yakın galiba penaltı. Ama yine çift tanesi var yani Akın oyunda. Çok kaçırdığı için çok göze battı. Ama hep şunu söyledim ben Başvay ile alakalı. Yani bu kadar eleştirilen, bitiriciliği bu kadar eleştirilen bir oyuncu 15 gollü bir sezonda Türkiye Ligi gibi, Süper Lig gibi bir ortamda bunu yapıp eleştiriliyorsa bu şu anlama gelir. Oyuncu pozisyona girme yeteneğine sahip. Net bir şekilde ortada bu. Fenerbahçe'de de bunu gösteriyor zaten. Oyuna giriyor pozisyona giriyor, gol atıyor. İki, iki defa da aynı şeyi yapıyor. Ya da işte girdiği pozisyonlarda burada değerlendirdi. Yani zaten santrforlar biraz böyledir abi. Yani Barcelona'nın iyi bir bitirici olmadığı çok açık. Ama yani çok yüksek kalite bir oyuncu. Yani Belçika milli takımında hala 11 çıkıyor hazırlık maçlarında. Ya da işte Uluslar Kupası'nda. Ya da geçmişindeki takımlara bakıyorsun. Çok yani çok üst seviye kulüp takımları var. Şimdi böyle bir oyuncu... Ee, güveni bulduğu zaman kendisini Vasat bir bitiricilikten de yüksek gol rakamlarına çıkabilir, yüksek gol frekansına çıkabilir. Ki çok rahat pozisyona giren bir oyuncu olduğunu ben geçtiğimiz sezon ısrarla dile getirmeye çalıştım Basu Şahin'in. E Fenerbahçe'de bunu gösteriyor. Bu kadar fazla rahat pozisyona girebiliyorsanız o kendinize güvenin yukarı çıkmasıyla beraber vurduğunuz gol olabilir. Gol olmaya başlar bu kadar elit profillerde özellikler. Ee, onu söylemek lazım. Biraz onun katkısı var gibi Basu Şahin'e. Ee, Zaten... O pozisyona girme yeteneği de sadece salt, gol içgüdüsü ya da gol pozisyona girme içgüdüsü olarak değerlendirilmeyebilir. Onlardan bir kısmı odur, bir kısmı da fizik kalitesi. Yani o kadar güçlü ki, o kadar hareketli ve mobil ki Türkiye Ligi için özellikle. O fizik kalitesiyle de çok daha rahat pozisyona girmesini bu beraberine getiriyor muhtemelen. Yani bunların hepsi birleşince yani bence Türkiye Ligi için çok ee, üst seviye bir profil, bir üst seviye oyuncu tipi Santrafor olarak. Fenerbahçe şu anda iyi gidiyor ama dediğim gibi yani Ener Valencia'nın bu performansı, bu gol rakamları onu kısa vadede kesilebilir bir oyuncu olmaktan çıkartıyor bence lig için. Bu da Van açısından bir soru işaretini olursa olsun. Peki bireysel performansları konuşacağız demiştik. İki oyuncu tabii ayrışıyor biraz. Altay ve Caner Erkin iki farklı takımdan. Onlara dair ne söylersin? Ya Altay'a dair yapılan eleştirileri biraz fazla buldum. Dünkü maç üzerinde de. Ya ben de yazdım mesela ama ben pozisyon üzerinde yazdım. Twitter'da ee, Twitter'da. Penaltıyla alakalı. Yani sebebi neydi ki şeklinde bir benim çıkışım oldu. Hakikaten o çıkış çok anlamsızdı ee, Altay'ın. Yani penaltı yaptırdığı pozisyon çok gereksiz bir çıkış. O çıkışı yapmasa sola açılan topla beraber oyuncunun rakibinin e, rakibin üst açısı da muhtemelen Altay'ı çok rahatsız edecek bir durumda olmayacaktı. Ama bir tercih yaptı oyuncu. Bence hatalı bir tercih yaptı. Ama abi onları yani o tarz çıkışları, o tarz hataları söylersin, belirtirsin, oyuncu öğretirsin, öğrenir. Ee, sadece o hata yüzünden e, çok fazla vurmaya gerek var mı emin değil. Mesela dün dört tane kaleyi tutan şutu var Karagümrün, 4 gol var. Ama hangisi çok büyük hata? İlk golde Gustav Yönek'e döndürüyor, vuruyor çok kısa mesafeden. Topa dokunuyor ama çıkartamıyor. O sert şutu çıkaramayabilirsin abi. Ya da son golde kafayla Burak kapacak köşeye bırakıyor. Atilla Zalay'in kötü sektirdiği topta ne yapsın orada? Yani penaltı dışında ben dünkü maçta çok net bir hatasını görmedim. Ee, şöyle bir durum var son bir yıldır Altay bu büyük hataları biraz daha fazla yapıyor yani büyük hatalardan gol yedirme sayısı ya da frekansı Bir tık fazla gibi yeteneğine ve kendi profiline göre ya Bunu kabul ediyorum ama genel performansını da çok yetersiz bulmuyorum ki mesela Dünkü maça gelene kadar ki performansı lig performansına baktım istatistik yönden Hiçbir sıkıntı yok Dünkü maça kadar %82 kurtarış oranı gayet iyi bir oran. Ee, verilen yani kalesini tutan çerçeve tutan şutlardan iki tane daha az gol yemiş dünkü maça kadar. Yani bu kalecilik standartında istatistik yönden performans olarak belirli bir limitin üzerinde olduğunu gösterir. Yapılan hatalar çok böyle faiz olarak gözüktüğü için zaten. Onu diyorum ben de evet. Yani büyük hata yapma ve büyük hatalardan biraz gol yeme frekansı biraz fazla oyuncunun. Ama bu yüzden üzerine çizmezsin ki abi oyuncunun. Yani üzerini çizme... Yani mesela dün tepki gösterdi taraftar. Yani 23-24 yaşında hala Altay. Evet. Türk oyuncu, Türk kaleci. Çok ciddi bir avantaj getiriyor Fenerbahçe'ye. Evet. Mesela Altay'dan memnun olmayan ve üst düzey elit bir kaleci, yabancı kaleci isteyen biri, bir Fenerbahçe taraftarı mevcut şeyde konjonktürde artı üçü nereden çıkaracağını da şey yapması lazım. Mesela büyük avantaj getiriyor. Serdar Aziz'in de sakatlığıyla beraber Altay'ın yerine bir tane yabancı kaleci olduğunu düşün. O zaman mecbur kalacaksın abi. Emre Mor, İrfan Can aynı anda mecbur kalacaksın Ferdi ile beraber. Neredeyse. Yani İsmail Yüksek falan da var da Arako Respo bu takımın orta ikilisi mesela. Serdar Dursun önünde hiç oynamıyor. Yani Altay'ın olmadığı bir denklem Emre Mor, İrfan Can ve Ferdi'nin sürekli beraber oynamaya başlayacağı bir denklem. Orada da inanılmaz bir esneklik getiriyor. Biraz abartılı geldi bana. Ben genel performansının yetersiz olmadığını düşünüyorum. Caner konusunda da e, aslında benzer şeyleri söylemek mümkün. Caner berbat bir savunmacı abi. Yani yaptığı hataların tamamen berbat bir savunmacı olmasıyla alakası var. Sezon başından beri de hata yapıyor. Yani bak Karagümrün ilk hafta kimle oynadı? Alanya Spor'la oynadılar. 4 gol yediler. 4 gol golün 3'ü Caner yüzünden yeniyor. Neredeyse. Ya yani da Caner'in bölgesinden yeniyor. İnşallah hata yapmıyorumdur. İlk golde Efe Can'ı kaçırıyorlar. Solbek e, ile solper arasında kaçıyor Efe Can. Çizgi yeniyor, ortaya çeviriyor, gole geliyor üçüncü, ikinci de üçüncü gol Kandeyaş. Caner'le sol soper arasında koşuyor. Ortayı yapıyor. Gol atıyorlar. Son gol genç oyuncu Erencan yardımcı mıydı? Galiba oydu. Yine artık son dakikalarda bitmiş Caner. Koşamıyor geriye. Yine Caner'le soper arasındaki o bir derin boşluğa koşuyor kontrada. Oradan yiyorlar. Ondan sonra bir gol daha yedirdi. İkinci de üçüncü haftada. E bu maçta bir penaltı yaptırdı. Saçma bir penaltı. Koruması lazım elini. Ve son golde de affedilmez bir hata. Yani soperlerin bir başvayı ofsayta e düşürdüğü pozisyonda ofsaytı bozuyor. Yani dün de onu söyledim ben. Ya yani bak o stoperler bu ofsaytı o kadar kızamazsın. Çünkü Ener Valencia ile Basu ile 90 dakika oynamak çok kolay bir şey değil abi. Orada o hata yapabilirsin. Çünkü sürekli arkaya hamle yapan bir oyuncu var. Sürekli fizik kalitesi yüksek oyuncular, atlet oyuncular. Orada stoper bozsa e, savunma çizgisini daha kabul edilebilir. Ama soperler Basu ofsaytı e düşürdüğü ortamda sol bek bozuyorsa, Basu Şay'ı ofsayttan çıkartıyorsa sol bek o zaman büyük hata. Orada da şey yapıyor. Yani sezon başından beri neredeyse 5-6 tane gol zaten Caner Erkin. E hep böyleydi abi. Yani milli takımda da öyle değil miydi? İşte Lüçesko oynattı, Şenol Güneş oynattı. Neden oynatıyorlar? Müthiş bir duran top kabiliyeti var. Çıktığı zaman iyi kesiyor ortayı. Bundan vazgeçemiyor bazı hocalar. Şenol Güneş bu yüzden oynattı. En sonunda o kadar fazla hata yaptı ki bir Uluslar Ligi maçıydı galiba. Ondan sonraki tamamen kesti mesela. E, Andrea Pirlo o yüzden oynatıyor. İlk maç Alanya Spor maçında asist yaptı. İkinci maç şey Beşiktaş maçı asist yaptı. 4-1 kaybettikleri maçta. Ee, Giresun Spor maçında sol kenardan bir orta yapıyor duran topta asist. 4 tane asisti var. Ama ben yani biri bek bu kadar fazla savunma tavsiye yapıyorsa oynamaması taraftarıyım. Bunu milli takım döneminde de söylüyordum. Ama şimdi Karagümrük gibi çok kısıtlı bir kadroda Cener'in duran top becerisi çok önemli hale gelebilir. Dört asist yaptı abi diyorum ya. Sol bekten 8 haftada 4 asist. Yani çift tane asist yapacak neredeyiz Ama bir o kadar da gol yediriyor. Yani bu bir tercih. Karagümrük gibi düşük profilli takımlarda onun o ayağına bağımlı çok daha fazla olabilir. Ama üst seviyede, yani bu savunmacılıkla zaten bir sürede oynamaması gereken bir oyuncu Caner. O yüzden yedirdiği goller falan anormal değil abi. Sezon boyunca yani izleyin Karagümrük maçlarını. Caner sürekli o pozisyonları vermeye devam ediyor. E, haftanın en hızlısını ve Fenerbahçe bölümünü noktalarken e, Türknet herkesin dünya standartlarında bir internet hizmetini hak ettiğine inanıyor. İnterneti bir lüks olarak görmeyen Türknet kullanıcılarının özgür olduğu bir dünya yaratmayı hedefliyor. Yani senin öğrencilik yıllarında ne tarz zorluklar yaşadığını belki biraz konuşabiliriz. Çünkü internetin Türkiye'ye geldiği yıllarda evet. etkin olan bir isimsin. <laughs> i̇nternet Türkiye'ye girdi, sen CME ile alakalı içerik üretmeye başladın deneyebilirsin. Evet. Neredeyse. Ben çok net hatırlıyorum. Yani o Benim, dönüş. bak üniversite... Sportal dönemini falan zaten Aynen. şey. Üniversite sonu bile etkilemiş olabilir. Çünkü tam üniversite hazırlandığım ortamda ablam eve PC almıştı. Gerek internet gerek CME benim üniversite sınav sonucumu biraz etkiledi bence. Yani hayatımı etkilemiş olabilir okulu kazanmak. Gelmeseydi diyorsun internet. Yani. E belki ben daha, yıl... evet, daha yukarı gidebilirdim belki. Onu engellemiş olabilir çünkü epey zaman harcadım hatırlıyorum. Lise 2'de, Lise 3'te özellikle. Benim zamanımda şey vardı. 33.6K modem vardı. Hı hı. Ki 56K'lar galiba daha fazla kullanılıyordu. Bizim aldığımız bilselerde 33.6 vardı. Çok yavaş bir internetti. Ama abi işte orada o ICQ'den gelen mesaj bile yetiyor zaten sana orada. Yani o dönemler, 90'ların sonu. Daha, an, daha başka beklentim yok zaten internetten. Dailap'ı yaşamam çok fazla izleyici Yaşadım. vardır o, şu an. O ses, evet, o sesi çok yaptım. severim. Hala <laughs> yankılanır yani kulağımda. Ee, güzel günlerdi. Ee, ama evet yani düşününce 90' yani 20 çeyrek asırda geldiği, yani nereden başladığını ve nereye geldiğini görünce anormal. Evet siz de e, internet kullanımını deneyimlemek için açıklama kısmımızdaki link üzerinden altyapınızı sorgulayabilirsiniz e, diyelim ve bu bölümü kapatalım. Bugün Türkiye harici Premier Lig ve Bundesliga konuşacağız. Premier Lig zaten artık bu programın yani biz konuşmama kararı alsak da senin bir şekilde soktuğun bir... Hayır yok e, abi onu söyledim e, mi zaten sezon başında? Yapacak bir şey yok. Evet. Arsenal Liverpool'la e, devam edelim. E, öncelikle bekliyor muydun? Ya bekli, bir yandan bekliyorsun abi. Yani olabilir mi diyorsun en azından. Olabilir mi dedirtti e, Arsenal sezon başından beri. Liverpool'un performansı da olabilir mi destekliyordu açık konuşmak gerekirse. O yüzden böyle çok şaşırdığımı söyleyemem e, maçın sonucuna. Maçın sonucundan ziyade abi 3-2'den ziyade bence maçın gidişatı. Yani 90 dakikanın nasıl oluştuğu önemli. Onu da beklemiyordum diyemem. Yani Arsenal'in tam bir dominasyonu var. Hemen hemen. İkinci ara özellikle. Yani müthiş bir hakimiyet. Ve yani iç sahada. Bence bu maç şu maç. Artık bunu söyleyebiliriz. Hem Spurs'u muhalif ettiler iç sahada. Hem Liverpool'u ee, yarışta olacak Arslan. Yarışta olacak diyemiyorum abi City varken. Ama Arsenal artık en büyük güçlerden biri bu sezon itibariyle bunu söylüyorum. Ee, ve muhtemelen üzerine koymaya da devam edeceklerini düşününce transfer pencerelerinde Ocak ayında ve özellikle yaz sonu e, Önümüzdeki yaz daha doğrusu Bundan sonra buralarda olacağını hissettiren iki maç oynadılar bence. Spurs ve Liverpool çok ciddi testlerdi. Bunu zaten söylemiştim burada. O testlerden de alınlarının bir hayli akıyla çıktığını söylemek lazım. Başta Mikel Arteta olmak üzere ve oyuncular. Bence kusursuz yakın bir performans Liverpool maçı. Liverpool'a geçmeden maç planını konuşalım. 11'leri işte Arsenal özelinde neler söylemek istersin? <laughs> Abi yani 4 hücumcu vardı yine. 4-2-3-1'e döndü Rangers maçı ile birlikte Jurgen Klopp. Son imdat çekicini kullandı. Nunez arkasında işte Jota, Diaz sola, Salah sağda. Buna karşılık Arsenal'de Zinchenko'nun yokluğunda mesela Solbeck, Tomiyasu enteresan görünüyordu. Ve ilk 11'i gördüğümde biraz soru işareti oluştu benim kafamda ister istemez ama böyle bir ortamda birinci dakikada golü bulmak çok önemli. Çünkü Zinchenko yerine sol bekle ters ayakta Tomiyasu'yla oynamak abi senin oyun gücünü aslında düşen toplu oyun gücünü düşen bir şey. Ve birinci dakikada golü bulunca çok daha rahat reaksiyon oyunu, reaktif oyunu ya da işte kontra direkt oyunu oynama şansını elde etti Arsenal. Yani ilk yarının çok genelinde Liverpool topa çok daha hakim olan taraftı. 1-0 uzun süre 1-0 gitti. 1-1 buldu. Sonrasında 45 artılarda 2-1 buluyor Arsenal ama yani bir yarım saat Liverpool'un topa çok daha hakim olduğu bir maç oynandı ki Solbeck'te Tomiyasu varken bence bu avantajlı Arsenal açısından. Tomiyasu'yu oraya koyması da anormal değil. Bir, Tierney'den çok memnun değil abi fizik olarak büyük ihtimalle. Oynadığı maçlarda hiç iyi gözükmedi Tierney. İki, ters ayaklı Stopperbeck. Salah'ın karşısında koyuluyorlar yani bu Arjen Robben'in karşısında koyuyorlardı Bayern'de sağ ayaklı savunmacı e, sol ayaklı içeri çekerek oynayan oyunculara karşı o güçlü ayağını karşı güçlü ayağı koymak savunmada her zaman geçer akçı ya da kullanılan yöntemlerden biri bence biraz onu düşündü hem Tierney'e güvenmedi hem de e, sürekli topla beraber içeri kat eden Salah'ı güçlü ayağıyla savunabilecek bir oyuncu Kullanmayı ee, kullanmayı düşündüğüm ikili Arteta. Bunda da çok başarılı olduğunu söylemek lazım ki Salah zaten en sıra kötüydü. Ya yani Tomiyasu yüzünden kötü de demiyorum. Çünkü Salah sezon başından beri kötü. Ee, o yüzden Erken gol bence Arsenal'e çok fazla yarar sağladı. Ama buna rağmen şimdi bak şey demek değil bu. Yani 1-0'ı buldular, ondan sonra maçı götürdüler diye 1-1 buluyor Liverpool. Ondan sonra yine bir reaksiyon veriyorlar. 2-2'yi buluyor ikinci yarıda, çok geç kalmadan. Ondan sonra o 2-2'den sonra zaten full dominasyon. O bence çok etkileyici taraf. Yani ikinci yarıdaki bölümü ben daha çok beğendim ki yani ilk yarıda iki gol attı Arsenal. ikinci yarıda aslında bir gol attı bakınca kağıt üzerinde. Ki ikinci gol, yani attığı gol de ikinci yarıda penaltıdan. Ama ikinci yarıdaki oyun ilk yarıya göre çok daha etkileyici bence. futbolda böyle bir oyun zaten. Ee, şöyle ki yani mesela bak maça şey başladı abi Liverpool. Yine önde başladı yani. Highline başladı. 40 metre savunma arkası. Zaten golü yediler. Mecburlar. Topu aldılar oyunu rakip yarı sahada oynamaya çalıştılar. Orada Thiago'nun falan çok parladığı bir yarım saat var ilk yarıda. Ama orada ilk yarının sonunda bir cevap. ikinci yarıda Liverpool'un attığı golden sonra öyle bir baskı, öyle bir toplu oyun dominasyonu gösterdi ki Arsenal. Önce şey çekti abi. Yani baktı önde oynayamıyor Liverpool. Böyle ortada beklemeye başladı. Sonra artık şeyden sonra özellikle 2-2'den sonra 60'tan sonra 76'ya kadar bir 15 dakika var orada derine itti Liverpool'u. Yani maçı önde başlayan Liverpool, ön, yani yüksek blokla başlayan takım. Önce orta bloğa düşücü golü yene kadar da e, derin blok oynadı. Ve ben Arsenal'in oyun gücünün kademe kademe Liverpool'u geriye çektiğini düşünüyorum. Ya da geriye ettiğini düşünüyorum. Hatta bak şöyle söyleyeyim. E, maçın, maçın önünde çıkma abi. Hı hı. Bana değişiklikleri söyleyebilir misin ikinci yarıda Liverpool'un yaptığı değişiklikler? Yani 42'de işte Diaz Firmino değişikliği sakatlık. Var. Onu, evet. İkinci yarının başında Joe Gomez trend evet, sakatlık. Trent, Konate ve Fabinho var 69'da Matip ve Salah'ın. Skor kaç kaç o sırada? 2-2. Bak e, kim alıyor oyundan? Matip ve Salah. Salah çıkıyor. Fabinho ile Konate giriyor. Evet yani bir soper çıkıyor. Soper giriyor, Salah çıkıyor, Fabinho giriyor. Hı -hı. Ve skor 2-2 orada. Hı -hı. Yani bu bir aslında koruma hamlesi. Devam edelim. Sonra Harvey Elliott'ın girişi var. Jota'nın Jota yerine. Jota'nın yerine. Karşı giriyor. Penaltıdan 5 dakika sonra. 5 dakika sonra giriyor. Ama bak 2-2'de savunmacı değişiklik yapıyor. Jurgen Klopp. 3-2'yi buluyor. Ve Arsenal. Yani hücumcu çıkartıp orta sağlıyor bir tane daha. Yani evet. Yani bu biraz şaretsizliği gösteren şeylerden biri e, muhtemelen. Yani evet 4 hücumcuyla başladı. Takım dengesiz. Bazen şu da ben hep söylüyorum bunu. Bazen Hücumdan bir oyuncu çıkartıp orta sahi bir oyuncu eklersin. Takım daha iyi hücum etmeye başlar. Tamam, evet. Ama yani e, maça bir ana planla çıktı. Ve bu ana planın olmadığını gördü. Bu önce takımın yüksek bloğundan orta bloğa ve derin bloğa geçmesine neden oldu. Onun dışında da değişikliklerde de sürekli forve çıkartıp orta saha, forve çıkartıp savunmacı aldı bir denklem ortaya çıktı. Ki bak, Trent'in oyundan çıkıp Joe Gomez'in oyuna girmesi bir savunma hamlesi zaten. Yani mecburi bir savunma hamlesi. Ama orada takım defansifleşiyor biraz. İstemsiz, istemsiz bir şekilde. Çünkü Trent'in ikamesi yok abi takımda. 2-2'de bakıyor Arsenal'e parçalıyor. Savaş çıkartıp Fabinho koyuyor. 2-2'den sonra da değişmiyor. Yani orada da hamleyi yapmak için dördüncü, yani dört bir tane daha çıkartıyor. Çift forward kalıyor önde. Yani şey kalıyor, ne kalıyor? E, Nunez'de Firmino kalıyor. Orta saha bloğu tamamen şey, orta sahacılara dönüyor. Harvey Elliott'la birlikte. Harvey Leavitt, Fabinho, Henderson, Thiago. Henderson'ın çizgide oynadığı, 4-4-2'nin kenarında oynadığı bir denklem ortaya çıkıyor. Yani Jürgen Klopp'a gerek değişikliklerle gerek saha içinde yaptırdıkları Mikel Arteta'nın skor almasından ziyade ya da oyun gücünden ziyade Arsenal'in ne kadar kısa vadede ne kadar önemli bir atılım yaptığını, oyunu nereden nereye çıkardığını da bence gösteren şeylerden biri. Dünkü ikinci yarı çok şey söylüyor yani o yönden. Peki Liverpool'daki krizle devam edelim. Royals'ın döneminden beri ilk kez e, sezon açılışında 4 deplasman maçında galibiyet yok. E, i̇şte yani eleştiriler tabii yaşla alakalı eleştiriler okudum. Ben işte transfer eksikliğiyle alakalı e, Gerneval'da bir şeyler söylemiş. E tabi Nunez geldi bazı başka hamleler de var ama Liverpool'un hani ilham bulamamasındaki sebep nedir? Çünkü e, Klopp da maçtan sonra şey dedi işte şampiyonluk yarışından koptuğunuzu düşünüyor musunuz? Evet dedi. 14 puan fark var artık Arslanlı arasında. Hmm. Yani Liverpool'daki sorun oyun mu? işte oyuncu eksikliği mi? Yoksa klopun, klopla alakalı bir sıkıntı mı var? Sen ne düşünüyorsun? Bilmiyorum abi. Bu, benim buna cevabım yok ya. Geçen sezon, yani son maçın son saniyesine kadar hatta son 15 dakika girerken şampiyonluğa gidiyormuş gibi gözüken bir takımın çok büyük değişimler yaşanmadan bu hale dönmesi... Aşağı yukarı her kulvarda. Evet. Yani bunu açıklamak çok kolay değil. Yani bunun birden fazla nedeni var muhtemelen. Ee, ama başka bir problem var gibi. Yani bu sadece Mane'nin gidişiyle, Nunez'in gelişiyle açıklanamaz abi. Nunez'in oynamadığı maçta Nunez geldi. Zaten geç entegre oldu. Yani ilk maçlarda ilk 11 değildi. Takım yine kötüydü. Bir kırmızı kart gördü. 3 maç oynamadı. Yani oynamadı 4-5 maç var. Yani bu 9 haftanın yarısında Nunez yoktu zaten. Firmino vardı. Eski oyuncu. Yani tamam Mane'nin gidişi tabii ki bir faktördür önemli bir oyuncu kaybediyorsun. Her sezon 15 20 atan bir oyuncu kaybediyorsun. Ama açıklanamaz bence sadece onunla. Çünkü şimdi manen gidişi açıklasan Salah'ın bu durumu nasıl açıklayacaksın? Yani Mane gittiği için mi Salah bu durumda? Ya da Fabinho'nun bu kadar kötü olmasına, Van bu kadar kötü olmasına sadece manen gidişiyle açıklamak mümkün değil. Başka bir şey var gibi gözüküyor. Onu da defalarca tekrarladım. Bu kadar fazla oyuncu çöktüyse ee, bu bir oyuncu ile iki oyuncu ile açıklanabilecek bir şey değil. Genel bir problem var gibi. Ee, mesela Erman'ın geçen programda söylediği şey de etkili olmuş olabilir. Yani sürekli mücadele veriyorsunuz. 98 puan topluyorsunuz, 97 puan topluyorsunuz. Şampiyon olamıyorsunuz. 90'ın üzerine çıkıyorsunuz. Ocak ayına itibaren neredeyse puan kaybetmiyorsunuz. Rakibiniz de puan kaybetmiyor. Yine son maçın son dakikalarında geri dönüşe beraber şampiyonluğu veriyorsunuz sürekli o şampiyonlukları vermek, Şampiyonlar Ligi finalini de kaybetmek üzerine Real Madrid'de bir mental geri gidişe neden olmuş olabilir. Yani benim yani miadı dolmuş bir takım hissiyatı yaratıyor. Abi onu da diyemem. Yani, yani 3 ay öncesinde bu takım nasıldı abi? Hayır şöyle ama işte yaş. Yani, sen anlatıyorsun yaşanan yani, şeyi. hayır bak 3 ayda buradan buraya inişi bu tarz böyle kesin açıklamalar, kesin yargılamalar e, yorumlamak çok kolay bir şey değildir. Teknik olarak değil ama dediğin şey psikolojik olarak hissedilebilir yani takımlarda. Çünkü çok uzun süre kazanmış ve oynamış bir takım ve i̇şte ha. uzun süredir kaybeden bir takım bu bağlamda. Ha, mental yönden belki ben, diyorsun. Tabii ki. Mental yönden evet bir tükenmiş, ortaya olabilir. Başka bir takıma gitse, farklı bir yapıda olsa aynı oyuncular ya da daha kaliteli halde olabilirler. Ama psikolojik olarak söylediğin şey belki bunun dışa vurumu. Ama ben kalitesizlik olarak görmüyorum yani. orta saha kalitesi deniyor. İşte abi dün çıkan orta ikili Henderson, Thiago, Fabinho yedek kulübesinde üçü beraber oynuyor. Yani bu takımın iki yıl önce, bir buçuk yıl önce Thiago bu takımı transfer olduğunda rüya üçlüydü bu. Fabinho, Henderson, Thiago yaptık, uçacağız diyordu tra şey Liverpool'lar. Uçtular da bazı maçlarda. E şu anda üçü de sağlıklı. Olmuyor. Berbat durumda Fabinho. Yani bak Fabinho'yu geldiğinden beri bu kadar kötü görmedim. Van Liverpool'a geldiğinden beri bu kadar kötü hiç görmedim. Van Dijk berbat durumda. Ee, Fabinho berbat, Van Dijk berbat, Trent berbat, endi e, üretkenlik yok, salak korkunç durumda. Şimdi bunların hepsinin bir araya geldi, bilmiyorum belki de öyledir abi. Ben bu kadar fazla oyuncu formun ya da Liverpool form durumunun dibine gidince bunun bir sistem problemi olduğunu düşünüyorum ama o sistem problemi ortaya çıkaran şeyin ne olduğunu da bilmiyorum. E çünkü dediğim gibi yani Nisan ayında bu takım ne durumdaydı, şu anda ne durumda? Bu şu açıklamak çok kolay bir şey değil. En e, net şey de herhalde senin söylediğin gibi, benim de söylediğim gibi, Herman'ın da söylediği gibi muhtemelen. O psikolojik bariyer yıkılmış olabilir e, Liverpool'da. Evet, Tardini Büfe'de bu Nesliga konuşmasını isteyen tabii hadsiz sayılır bir kalabalık var. E, ama sen de bir insan olduğun için bazı maçları sadece takip edebiliyorsun hafta sonunda. Ama klasik yeri tabii konuşmamız lazım burada Dortmund-Bayern maçını. E, Nagelsmann da maçtan sonra 90 artı 5'te yenilen gole rağmen çok adil bir sonuçtu. Bundan şikayet edemem e, demiş maçı değerlendirirken. E, sen ne söylersin? Belki biraz daha Bayern özelinde konuşmak gerekir. Evet yani Nagelsmann'ın bu sezon maçlardan sonraki hırçınlığı biraz böyle terslemeleri, ters cevapları ters e, dikkat çeken şeylerden biriydi. E, beklediğinden daha uysal bir Nagelsmann gördüm ben de maçtan sonra o açıklamasının bir buçuk dakikalık röportajını izledim. Ee, hatta İngilizce yaptığı bir röportaj. Yayıncı kuruluşta. Şey diyor. Mesela yani 2-0 öne geçmiş. 2-2. 90 artıda kaybediyor. 2 puanı. Öyle bir ortamda ben yine çok kırışı olmasını bekliyordum. Çünkü şöyle bir hedef vardı abi yani de. Yani milli maç arası bize iyi gelecek. Milli maç arasından sonra uçacağız. Salih Enbisi hiç bunu söylüyordu. Nagelsmann ve oyuncuların bunu hedeflediği söyleniyordu Almanya basında. Ee, dönüşü yaptılar, evet bir galibiyet geldi ama bu maç oyun yine çok yukarıda değil. Ve böyle bir ortamda 2-0'dan kaybediyorsunuz 2 puanı. Şimdi, olabildiğince izlemeye çalışıyorum bak bayan. yani Geçtiğimiz sezonda ben bütün negasyon maçlarını izlemeye çalışıyorum uzun süredir. Bu sezonda ağırlıklı bütün maçlarını, yani bütün maçlarını izlemedim ama birkaç maç dışında hepsini izledim ee Bayern'in garip bir şekilde o çok kuvvetli girişten sonra şeyi görüyorum abi. Son 1 bir, bir buçuk ay özellikle bana enerji çok düşük geliyor Bayern'de. Ki Lewandowski'nin gidişiyle beraber o işte yani Mane'nin gelişi, Gnabry, Koman eee Musiala, Thomas Müller hem daha dinamik, hem daha değişken, yer değiştiren, hem de daha enerjisi yükselen bir Bayern aslında. Muhtemelen herkesin beklentisiydi. Nagelsmann da bunu bekliyordu büyük ihtimalle. Çünkü Hoca'nın Lewandowski'nin gidişiyle ya 9 numara almasanız olur, ben bu şekilde götürürüm dediğini söyleyen bir şey de var Almanya basında. Bir kesinle var. Hoca da bence bunu bekliyordu. Şimdi öyle bir ortamda sonuçta Lewandowski ne olursa olsun abi hem statik bir oyuncu yani profil itibariyle hem de yaşını almış bu bir oyuncu. Yani 33-34 yaşına gelmiş bir oyuncu. Onun denklemden çıktığı yerde sen enerjinin artışını beklemen gerekir. Benim geçtiğim sezon izlediğim bayanlar daha enerjikti mesela daha eforlu oynuyorlardı. E, bu biraz kötü sonuçların yükselmesiyle beraber artmasıyla birlikte takımın moralinin düşmesiyle birlikte ortaya çıkmış bir durum olabilir. Ama son 1 bir, bir, buçuk aydır sürekli gördüğüm bir şey bu enerji düşüklüğü Dortmund karşısında da öyleydi. Mesela işte Nagelsmann onu söylüyor. Mesela ilk yarıda hiç iyi değildik diyor ama öne geçtik bu hak edilmemiş bir ilk yarı sonucuydu bizim için. Yani biz o golü hak etmedik diyor maçın ilk yarısı için özellikle. Ve maçın sonucu için aynı yorumu yapıyor. O da bence farkında. Yani toplu oyun bir problem ilk yarıda benim de gördüğüm. Gole kadar özellikle. Topsuz oyun başka bir problem. Ki şunu da söyleyeyim. Yani ben Edin Terzic'le... Bak Dortmund'u o kadar skizlemiyorum abi. Ee, ama Edin Terzic'le beraber Dortmund'u ne zaman izlesem hiç etkileyici gelmiyor bana. Yani son 5-6 yıl kafamızda bir Dortmund imajı var ya oyunun yani. Hı, hı Karşılama, kontra, top kazanıp hızlı çıkmalar, direkt oyun, çok dikine hızlı paslarla kaleye inmeler vesaire. Yani o 5-6 yıllık Dortmund algısının çok altında bir Dortmund izliyorum yani her izleyişimde. Bayern'e karşı da bence de öyle. Yani son bölümde gösterdikleri reaksiyonu onun içine katmıyorum. Yani çok iyi olmayan, bence Dortmund bu sezon şampiyonu şansı da yok. Yani bunu burada bilmiyorum, söylemek ne kadar doğru bilmiyorum. Çünkü mesela şeyi geçen gün dinledim. E, Fatih şey diyor, yani Bayern'in ilk kez şampiyon olamayacağını düşünen çok ciddi bir kesim var diyor Almanya'da. Bakıyorum ben kim şampiyon olacak abi o zaman? Ya Dortmund bence kötü. E, Union Berlin ile Freiburg'un olacak hali yok herhalde. Yani mükemmel gitmelerine rağmen. Union Berlin yine kimi yendiler? Şu tutkartı yendiler deplasmanda. <laughs> ya Herhalde onlar olacak değil. E, Leipzig bence hiç iyi durumda değil. Celtic maçında da yeni anlattım, izledim. İzlediğim maçlarda da etkili çok uzaktalar. Yani o profil, o şampiyonluğu çalacak takım profili Leipzig. Onlar da kötü. O yüzden ben de diyorum ki ya yani Bayern'in olamayacağına dair ilk defa bu kadar kuvvetli bir inanç varsa kim olacak sorusunu soruyorum ben. Ben cevap bulamıyorum mesela. O yüzden ben yine çok rahat şampiyon olacak gibi geliyor bana Bayern Münih. Ama yani Bayern'i izlerken gördüğüm şey benim de hoş değil son 1-1,5 bir, bir, buçuk ayda. Ee, bunun da farklı nedenleri var. Yani düşük olduğu için olabilir bu. Ama dediğim gibi arka arkaya gelen beraberlikler, ilk kez o kadar uzun süre kazanamayan takım kötü sonuçlar. O yine psikolojik olarak takımın Sağda enerji ve eforunu, efor seviyesini düşüren şey de olabilir. Öyle bir problem var ama Nagelsmann'ı da vurmaya devam ediyorlar. Mesela şeye kadar gitmiş abi görüyorum yani şeyde. Alman basınında adamın giydiği kıyafetlere kadar gidiyor iş. Yani Bayern'in içinde adamın maça çıktığı kıyafetleri beğenmeyen bir kesimin olduğu söyleniyor. Şimdi iş buna gidince o zaman zaten Allah, yani çok iyi şeyler yapsan da iş biraz tersine dönüyor senin için. Yani bu biraz hatırlıyorsun Rafael Benitez'in dış görünüşüyle eleştirildiği dönem var ya Real Madrid'de. Hı hı. Oraya gidince iş ondan geri döndürmek çok kolay bir şey değil. Şey, O Güneş de yaşadı bunu. Türkçe. Yaşadı. Tabii. Yani şu anda bayan bordu işte şey idarecileri, e, başkan Salih Hamisic falan şey diyorlar. Arkasındayız. İşte uçmaya devam edeceğiz. Konuştuk Nagelsmann'da. Bizi ikna etti. Ee, onu dinleyince her şeyin çözülebilir olduğunu fark ediyoruz falan. Ama yani kıyafete takılıyorsa yani bakıyorum gerçekten çok çirkin giyiniyor bazen Nagelsmann. Ama adam bunu değil ki abi. Yani adam ee, şimdi Yürgen Klopp da biraz öyle değil mi? Bu şeylerle çıkıyor böyle. Yani Guardiola ya bakıyor ne giydiğine. Yani Nagelsmann bence efor sarf ediyor. Yani şöyle yani Giymek için mi? Yani Klopp sarf etmiyor. Şimdi orada bir fark var. Birinde tercih var, öbüründe efor sarf etmeme var. Yani genelde tercih yapıp kötü tercih yapıyor gibi. Ama gibi. abi yani bir tane beyaz şey gördüm, kapşonlu bir şey gördüm üzerine, mont kitchen'mış. Mesela o tercih edilecek, gelecek bir şey değil. A, pantolonlar feci bazen. Ya kısa evet, kısa paça şey pantolonlar var. değil mi? Ee, olabilir. Ya e kısa paça giyip seviyor demek kısa ki. Kısa paça sana. değil abi, kareli mareli falan o şeyler oluyor ya, bu çok kötü onlar. Ama yani... Bana bu adamlar... Öyle gardrobun önüne geçip yarım saat ne giyeceğini düşünen insanlar gibi gelmiyor. Bunlar o kadar kafayı bozmuş ki futbolla. Bu adamların derdi değil bence o. Ee, dikkatsizliği biraz bu neden oluyor gibi. Öyle olunca da bana biraz haksızlık gibi geliyor o iş. Peki o zaman King of Cheers hesabına gelen sorulara geçiyorum. Burada e, editörümüz Ardem Müldür tarafından bir 10 soru falan e, koyulmuş artık. Yani kısmet hangileri programda yer bulur ne kadar yer bulur hep birlikte göreceğiz. E, abi artık şu soruyu soruyorum. Mbappe mi Haaland mı? İki oyuncunun da özelliklerini anlatır mısın? Ayberk sormuş. Üf, yani abi nasıl yani anlatmaya gerek var mı abi Haaland'la Mbappe'nin özelliklerini? Yani ben iki, iki yıl önce falan buna Haaland cevabını vermiştim. Yani benim için öyle demiştim. Ama ya yani Mbappe'nin topla çok ciddi avantajları olduğunu da söylemek lazım Haaland'a göre. Fakat Mbappe ile alakalı hep şey söylüyorum. Bence Daral'ın oyunun gelişmesi lazım. Yani hala çok derin savunmalara karşı 5 artı 4, 4 artı 4, 4 artı 5 bekleyen takımlara karşı hatlar arasında fazla adam sokmayan takımlara karşı etkinliği kendi standartının, kendi profilinin bence altında e, ee, Mbappe'nin. Şimdi burada şey tabii algı Haaland'a döndü biliyorum genelde. Bunda en büyük faktör Mbappe'nin ortaya koyduğu kişilik bir 4-5 aydır yaz dönemiyle birlikte. İki Haaland'ın da City'ye gelere gelmezse yaptığı performans, ortaya koyduğu performans bir anda insanları Haaland'a götürdü. Yani Çoğunluğu Haaland'a götürmesi bence biraz haksızlık. Ama benim tercihim de Haaland. Yani bir kere şey çok önemli bir şey abi. Yani iyi huylu olmak, sürekli hocasını dinlemek. Öyle arkadan iş vermek yok, onu göndermeye çalışmak. Buranın kralı benim demek falan. Haaland'ın o taraklarda bezin olmadığını görüyorsun. Bu kadar büyük bir yetenek olup o taraklarda bezin olmaması bir oyuncunun bence çok etkileyici ve çekici bir şey. Ee, ve geliş yani gelişimi de hızlandıran, kontrol edebilirliği, hocaların performansını da artıran şeylerden biri bence. Hamdi evet. Bey sormuş. E, abi Erman Yaşar'la evleri ayırdıktan sonra o dillere pelesenk olan dağınıklık devam ediyor mu? Yoksa bu konuda kendimi geliştirdim diyebilir misin? Bu daha çok bize sorulmuş bir soru da olabilir tabii. Tarafsız gözlemciler olarak. Evet. Senin cevabını bir alayım da ona göre. Diyemem şey. abi, Maalesef diyemem. Ben de diyemem. Maalesef ee, diyemem. Benzer şeyler devam ediyor diyebilirim. Üzül, yani üzülüyorum bu konuda. Yani çöp ev tabiri devam ediyor diyebiliriz. Yani. Çöp o değil ev. mi? Ya? Yok hiç. Öyle değil. <laughs> ee, o ev önceki evin tabii ki şeyiydi. Ankara'da bir dönem var. O dönem bir eve sen <gülüyor> uğramanı <gülüyor> Onu burada açıklayamam. Bak buna... Nükleer. <laughs> buna, buna şahit olmuş bir kişi var spor basında. Hiç tahmin etmeyeceğim bir kişi. Ankara'da şahit oldu gelip eve. Oraya geçeyim. Dağınım maalesef. Yani işte bazı şeyler alışkanlığa dönünce geri çeviremeyebiliyorsun. biliyorsun. Ben de galiba alışkanlığa döndü o biraz. Bakalım tamam. bertaraf etmeye çalışacağız bu gidişatı. İstanbul'da artıları ve eksileri göz önüne alındığında en beğendiği toplu taşıma vasıtası hangisi? Impara Vitor yazmış. Honda Civic diyorum ben. <laughs> toplu taşıma. Pandemi yüzünden biraz uzak kaldım e, toplu taşımadan. Ya, vapurdur abi herhalde ya. Bilmiyorum. Değil mi? Evet. Vapur tabii. Ama Aklına farklı bir şey mi vardı? falan mı diyecektim? Hayır, çok kullandığım bir vasıta aracı olmadı hiç 10 yıldır benim vapur. İşte. Acı bademde oturunca ister istemez abi. Ya vapur kullanmak için yolu çok uzatman gerekiyor. Ee, yarım saat uzun daha keyifli bir yoldansa ben yarım saat daha kısa ama daha keyifsiz rotaları tercih ettim genellikle. Ee, çok ilginç bir soru. Ee, editör masasında da ihtilaf yarattı bu soru biliyorsun yani, fa yani sorulsa mı sorulmasa mı diye. Ee, ben şey? soruyorum. Abi Tesla'nın insansı robotu Optimus hakkında ne düşünüyorsun? İleride Socrates ekranlarında bir robotla futbol yorumu mümkün mü? E Can Öz de buradayken aslında bu soruyu ona yöneltmek lazım. E, robot imkanı ve ihtimali imkanı yok. Ve ihtimali yok e, dendi. Niye? Analitik olarak aslında şey yapabilir ya. İnternetten okusunlar niye program yapmamı? Yaklaşabilir. E, peki kim robottur yani hani robot alamazsak Sokrates'te kim robottur sorusuna belki e, yakınsama yapabiliriz. Bilmiyorum. Sizin bir dönem robotik programlarınız oldu Orkun'la. <laughs> Şimdi hiç sallamıyordum, Çok güzel programlar. Sallama var. değil oğlum yani. Hani olmaz. şey olarak söylüyorum. Yani şimdi onlar 1 saat 10 dakika Premier Lig. Çok saf iyi futbol programlarıydı onlar. Ben, yani her şey zaman söylüyorum. Şimdi burada açtırma ağzımı. Hoş olmaz. <laughs> e, Nazif Baran'ın sorusu. Abi Galatasaray'da Türk rotasyonu bu kadar sorunken ve ön alanda yabancı değişikliği yapılmak istenirken neden hiç Torreira'nın yanına Berkan düşünülmüyor? Çünkü mi şöyle Sergio Oliveira var abi. Yani nasıl yedek bırakacaksın ki ikisini? O yüzden bazı yani bazı rotasyonlar varken Kadroların bazı mecburiyetleri varken o hamleleri yapmak mümkün değil. Bak normal şartlar altında olabilirdi ama e, Torreira, Oliver'ın arkasında mişçö bekliyorsa Berkanlı bir kombi imkansız da yakın. Uluhan tan sormuş bir grupla plan yapıldığında ilk gidip nereye oturulacağına karar veren mi yoksa son gidip otursunlar ben yanlarına geçeyim insanımız. Bu da hesap ödemeden sonra Hayda. herhalde aynen şey oldu revize. revize <gülüyor> <sorun>. <gülüyor> Böyle bir grup var merak ediyor ilk ya da son olmayı. Yani belirleyen misin yoksa takip eden misin? Ben söyleyeyim abi. Ben hiç belir, belirleyen olmayı sevmem ama e, kötü bir yer tercih edildiği zaman da sıkıntı yaratırım. Down oluştu. <laughs> <laughs> yani Abi. şuraya gidelim demem ama kötü yere gidildiği zaman evet, canım sıkılır. Evet gözlemcisin. Doğru. Öyle. Katılıyorum. Eee Abi selamlar. Özellikle ligimizde takımlar 10 kişi kalınca sadece 4-4-1'e dönüyor gibi. 10 kişi kalmış takımlar için en uygun diziliş bu mu sence? Özel bir sebebi var mı? Yok hiç sormuş. Ee, yani eğer 4, ise, ama takım ise, ee, yani 4 3 savunma takımıysa... E yani 4-3-3, 4-4-2, 4-2-3-1 ne olursa olsun 10 kişi kaldığında 4-4-1'dir abi. Yani hemen hemen her hoca bunu yapar mecburiyet yani 1-0 gerideysen farklı. 4-3-2 falan yapabilirsin o zaman. Öne ekstra bir oyuncu ekleyebilirsin. Çünkü 4 artı 3'le de savunabilirsin abi. Yani rakibi 4 artı 3'le de savunmak mümkündür. Risk barındırmasına rağmen. Ama 4-4-1'dir. 3'lü savunma takımı yüzden 5-3-1'dir. Yani hocaların %95'i bunu yaparlar. 4'lü savunma ise 4-4-1, 3'lü savunma ise 5-3-1. E, bu takımın oyun e, Ezberleriyle alakalı bir durum. Ama dediğim gibi skorun gerektiği durumlar farklı. Skor gerekiyorsa 5-2-2 yapar genellikle teknik adamlar. Ya da 4-3-2 yapmaya çalışırlar. Bazen 4-2-3 yaparlar risk aldıkları zaman. Hadise bununla alakalı bence. Benim gördüğüm ya da benim izlediğim maçlarda gördüğüm şey bu. Bu kadar. Teşekkürler Uruzan. Bugün çok enerjiktin. Muhtemelen az önce belirttiği nedenden dolayı. <laughs> hemen değişiyor yani orada hemen ben Erman için bunu söylerim. Ortamdaki insan sayısı... Ulan o benim lafım bir kere. İlk Yok. ben çıkarttım. Hayır. ya sonra üstüne aldım. Benim lafım bir kere o. Artı... Ya, yalan. Artı beş, artı üç. Üçün üzeri. Tamam, ben Dört ki... ve üzeri insan sayısında ittar. Erman şov yapar. Sen de bak... 4 Dört olduk. Hı, hı. Ee, Can Öz'le birlikte hemen şovu ve enerji seviyesini biraz yukarı çektim. Sen de böyle bir adamsın. Biz seni böyle kabul ettik. Kapat artık ya bence. Teşekkürler Orozan. Sağ ol. Önümüzdeki pazartesi Tardini'de yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Şimdilik hoşçakalın. Turkish Airlines Euroleague'de gündemi Eurostep'te konuşuyoruz. Anadolu Efes ve Fenerbahçe Beko'nun sezonuna dair detaylı analizler, Avrupa basketbolundan öne çıkan haberler, İbrahim Kutlay'ın güncel tatil rotası her pazartesi günü Sokrates Stüdyo'da Eurostep'te. Hepinizi bekliyoruz.